Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Kritik zirve sonrası Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ortak F-16 açıklaması. Değerli izleyenler, toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız, dedi. Türkiye'nin F-16 talebinin sadece Türkiye için değil NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, işbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz, diye konuştu. Çavuşoğlu, görüşmede başta PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslardaki gelişmelerinde ele alınacağını söyledi. Türkiye-ABD stratejik mekanizmasını kurumsallaştıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu mekanizmanın şimdiye kadar çok faydalı olduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Priz, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin, NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol konveye ait, dedi. Blinken ise Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti. Blinken, "ABD Türkiye stratejik mekanizması bizim için büyük önem taşıyor, yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde. Fikir ayrılıklarını çözeceğiz," dedi. Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Blinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.